Hüseyin Azdar, 14.950, Kalkandere doğumluyum. Rize Kalkandere. Çocukla arazide çalıştım. Ondan sonra 1973'te İstanbul'a geldim, bakkal açtım. Bakkaldan bir sene sonra inşaatçılık yaptım, 20 sene. Ondan sonra inşaatçılığı bıraktık. Başarılı olamadık, öyle diyelim. Yazın çayda kışın İstanbul'da böyle zaman geçiriyoruz. Ümraniye 98-99. Ümraniye'ye neden geldim? Şurada 25 sene oturdum. Sıra'da oturuyordum. Oturduğum ev satıldı. Satın alana düğün yapacaktık. Kısa zamanda çıkmam gerekiyordu. Burada bir tanıdık vardı. Geldik buraya, öyle kaldık buraya işte. O zaman kiraya geldik buraya. 98-99'larda şimdi kendi evlerimiz var. O zaman Ümraniye biz aslında Uşçular'da oturduğumuz için Ümraniye'yi beğenmezdik. Yani Ümraniye'yi gezmeye bile gelmezdik ama Ümraniye çok gelişti. 99'larda o kadar çamur düşeği değildi ama 99'dan sonra çok gelişti yani. Çocukluk dönemim okula okurken okulun devre arası 8-9 yaşlarında Kur'an kursuna gittim. Hafızlığa başladım. Ama okuldan dolayı engel oldu. O hafızlık olayı orada bitti. Sonra öğretmen okulu imtihanlarına girdim. Öğretmen okulu imtihanlarında orada soruları biz yaparken bizim hocalarımızdan herkes yardım istiyordu. Ben yardım almıyordum, ben yapabiliyordum. 8. soruya kadar gelmiştim. Hayatın dönüm noktası. Orada hocalar dedi ki bu soruları tamamını yaparsanız, Kars'a giderseniz orada daha zor sorular sorarlar size. Bir iki tane yapmasanız da olur. Ben de çocukluk şeyiyle hoca öyle dedi diye iki soruyu yapmadım. Kazanamadım, bu sayı ağladım. Ama orada sonra ben hiç ihtiyaç duymadığını kazanabilirdim. Bir daha da ikinci sene de girmedik. Öyle de öğretmen olamadık işte. Öbür sene hafız olamadık, sonra öğretmen olamadık. Çocuk zamanımda emsallarımın arasında en çok çalışanlardandım. Asker edene kadar bayağı bir çay bahçesi, çaylık yaptım, çalıştım. Komşuluk ilişkileri, çocuk zamanlarımızda televizyon yoktu. Komşular birbirine oturmaya, sohbete, bana gidildi, nereye gidildi. Birlik beraberlik vardı. Komşuları, arkadaşlarla her akşam birinin evine toplanırdık. Onlar gelirdi, biz giderdik. Şimdi senin çocukların bile seni de bir ziyaret ediyor yani. Bizim zamanımızda tanışma diye bir olay yoktu. Annem baban ne demiş, şunu alacağım sana. Almaya mecburdu yani. Babam, ben torunlarımı çok çalıştım dedi. Torunlarım alacağım dedi. Onlar varlığım onlara şey yapacağım. Teyzemin kızıyla evliyim. Çocuktuk, 16 yaşında evlendik. 17 yaşında da kızım oldu. Çocuklar 4 tane. Buraya ne güzel oldu. Alıştık buraya artık tabii. O daha önceleri göz ağrımız Uşçular. 25 sene kaldım Uşçular'da. Hala göz ağrımız orası Uşçular. Tabii şimdi olduk bunlar değil artık. Ama yani memnunuz da. Yani. Çoluk çocuğumuz burada. Hepsi burada yerleşti. Gençlere tavsiyem ben şimdi genç olsam bu kadar imkanlar var. Bizim zamanımızda yaya gideceksin, Kalkandere'ye falan geleceksin. O zamanın imkanlarından ne bir baba verecek 1 lira, 1 lira olan ne yiyeceksin? Bir turşu ekmek yerdik, alırdık. Şimdi bu kadar imkanlarla kendilerini heba etmesinler. Özellikle kendi torunlarından başlayarak. Telefon, internet aklarını aldı çocuklar. Yazık ediyorlar. Nasihat eyle, yalvar, anlat, hiç tesir etmiyor. Bir internet, telefon, başka aklarını başından aldı. Ne olacak bu gençlik? Okuyacağım deyip de işte geliyor belirli bir 20 yaşından sonra bir çocuğa ne verebilirsin? Hangi sanata gidip ne yapabilir? Çocuklara tavsiyem
hayatlarını kendi ellerinde, bir telefona, bir internete hayatlarını mahvediyorlar. Hepsi anlayacak yaştalar bile, 13-15 yaşında, 18 yaşında. Hizmetlerine dolayı teşekkür ediyorum. Beğenmeyenler olabilir. Muhalefet kolaydır. Hizmet önemli.